Adam orada Arapça. Ve yel'anu diye Arapça. Allah belasını versin diyor bu. Öldürüyor bizi diyor. Sen oturacaksın orada. Hiçbir şey yokmuş gibi. Lan biz orayı yüzyıllar boyunca tuttuk. 40 yıl boş bıraktık. Tak diye Yahudiler al girdi oraya. Koruyamadınız. Bak burada bir şey hamaset yapmıyorum ha. Yapamadınız. Ulan bari şimdi yapın. Zamanı geldi geçti Ömer abi. Abi çok haklısın. Yani çıkın. Çok haklısın. Bak dese ki Körfez ülkeleri. Doğalgaz ve dünya petrolünün bu kadarı bende. Bir Faysal olun ya. Rahmetli Kral Faysal olun. Sonra ama yeğenine onu öldürttüler. Amerika'da eğitim görmüş yeğeni. Ne öldürttüler Kral Faysal'ı. Çünkü postayı koydu o. Bir dakika ben dedi halkımı alır giderim şöyle. Deve ve hurmayla yaşarım. Ama sen benim petrolüme muhtaçsın dedi Amerika'ya. E fazla dayanmadı gönderdiler. Ya bundan bir ders alın. Ya Yemen'inden, Sudan'ından, Etiyopya'sından yukarı doğru çık. Sudan, Mısır, Cezayir, Tunus. Bir coğrafyaya bakar mısın? Arkanızda baba gibi Türkiye var ya. Ulan 10 defa çağrıda bulundu size bu adam. Arabistan'a gitti, çağrıda bulundu Selman'dan da önce. Dedi ki bırakın bu Amerikan amcayı. Hepinize girecek bu adam. Gelin birlik olalım diye 1000 defa çağrıda bulundu. Bahreyn'de, Oman'da, her tarafta ama. Ya niye bırakmıyorsunuz koltuk uğruna? Halkların tamamı bu konuda bıraktığın anda girerler. Maalesef. Diyor ya ey yöneticiler ve devletler. İngiltere, Fransa başbakanları, yöneticilerden bahsediyor. Ülke yönetenlerden. Yoksa koltuk, orada vicdan sahibi milyonlarca, ben, yüz milyonlarca insan. Ben 15 yıldan fazla yaşadım orada. Bıraksan herkes gider. Doğru. Yok edip, bak, İsrail'i dümdüz ederler. Dümdüz. Ölümüne. Bak yok ederler diyorum. Ama koltuklar tatlı, para tatlı, petrol güzel. O yüzden aklı... Peki.